Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir çarşamba akşamı karşınızdayız sevgili seyirciler. Seçime yaklaşırken daha fazla program yapıyoruz. Çünkü e, mümkün oldukça çok sese, çok farklı görüşe yer verelim istiyoruz. Daha önce Millet İttifakı'ndan konuşan liderler e, şimdi Cumhur İttifakı'na mikrofonlarımızı uzatıyor olacağız. Önümüzdeki haftalarda yine hem Cumhur İttifakı'ndan hem Millet İttifakı'ndan hem ittifaklar dışında e, aynı zamanda emek platformundan da e, konuklarımızı daha önce aldığımız gibi ne, almaya devam edeceğiz. Bugün de e, Cumhur İttifakı'nın çok önemli bir ismi var. Çok da tartışılan, çok uzun süre ittifaka girmeyen fakat son döneminde, son dönemeçte işte, Cumhur İttifakı'na girme kararı alarak aslında birçok insana göre de sürpriz bir gelişmeye imza atan Yeniler Nafah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuğumuz. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı olsun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Allah i̇şte seçim versin. Evet. Ee, Evet iyi İsterseniz an. bu başlangıç şeyle olsun. Sizin bu biraz önce bahsettiğim gibi bu sürpriz Cumhur İttifakı'na katılma kararınızla. Yani bu sadece benim için sürpriz değil birçok için, insan için sürpriz oldu. Çünkü ben sizi yakından takip eden bir gazeteciyim. Ee, i̇ttifak kararı alana kadar söyledikleriniz yaptıklarınız son derece e, eleştirel aslında. Yani siz de kendinizi muhalif olarak tanımlıyordunuz o noktaya kadar. E, hatta şimdi bunları size tek tek hatırlatayım ben. Partinizin %60 oranında ittifak istemediğini söylediniz. Teşkilatlardan evet yetkili kurullar. Ekonomi bitik dediniz ee, Çok yakın arkadaşlarımızın oğlu ve arkadaşları ittifak yapmamıza sıcak bakmayarak imza da vermeyeceğiz Oy da noktasına gelmişlerdi Genç kesimin AK Parti'ye ciddi tepkisi var, reaksiyonu var Biz ittifak olmadık deyince gençlerin geri geldiğini gördük dediniz Daha yani bir ay olmadı bu yayından ee, İnşallah hayırlısı böyledir, Olan da hayır vardır diye de bitirmişiz sözlerinizi Şimdi o genç kesim ne oldu geri mi gitti? Tabii genç kesimden giden de var, gitmeyen de var. Ama bu ittifak kararımızın ardından özellikle AK Parti seçmeni büyük ölçüde 90'lı yıllardaki Refah Parti seçmeninin devamı uzantısı. Oradan e, tabanı AK Parti'nin Erbakan hocamıza Refah Partisine yıllarca oy veren insanlar. Bu kesimden de çok ciddi bir teveccüh ve e, tebrik tepkileri alıyoruz. Gidenden çok gelen mi oldu diyorsunuz yani? Yani gidenden çok gelen de olma ihtimali çok yüksek. Giden bunu oldu mu? Yani i̇ttifaka girdiniz AK Parti ile diye. Cumhur İttifakı'na girdiniz diye giden oldu mu? Yani tabii bazı e, seçmenlerimiz, üyelerimiz bunlar çok tasvip etmeyip gittikleri oldu. Ama gelenlerin çok daha fazla olduğunu müşahede ediyoruz. Ne daha da gittiler. çok tabii Sayın şeyde Başkanım. göreceğiz bunu. Ee, seçimlerde göreceğiz. Tabii özellikle genç kesim biraz daha duygusal yaklaşabiliyor. Biraz daha e, hızlı ve heyecanlı hareket edebiliyor. Halbuki bizim e, gidişatımızda, duruşumuzda, çizgimizde bir sıkıntı yok şöyle. Biz yıllarca bu muhalif çizgimizi sürdürürken hep bize soruyorlardı her zaman diyorlardı ki peki hiçbir ittifaka girmez misiniz? Kesinlikle ittifak olmaz mı diyorsunuz? Diyorduk ki, ya bizim prensiplerimiz var şu konuştuğumuz ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, dış politikada temel söylemlerimiz var. Bu söylemler noktasında, bu projeler, bu kırmızı çizgiler noktasında bir mutabakat olursa biz tabii ki ittifakta da olabiliriz. Asla ittifak yapmayız demiyoruz demiştik. Ve bu karşı taraftan, AK Parti'den böyle bir teklif geldi. Bu müzakereler yapıldı, değerlendirildi. Biz hepsinde başından itibaren dedik ki bizim yıllarca söylediğimiz milli görüşün temel çizgileri var, prensipleri var. Bunlarda bir uzlaşma, bir mutabakat olursa bir araya gelebiliriz. Bu olmazsa da kesinlikle olmaz. Biz herhangi bir milletvekili pazarlığı yapmıyoruz. Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapmıyoruz. Bunlar da mutabık kalmamız lazım. Onlar da tabii bizim adaylığımızı açıkladığımız pazartesi günü sabah saatlerinde en son görüşmemizde daha önce de ifade ettim. Böyle bir mutabakat imzalamak istemediler. Dediler ki efendim biz MHP ile Büyük Birlik Partisi ile yıllardır ittifak içindeyiz. Onlarla böyle bir şey yapmadık. Sizinle de bunu yapmayı uygun görmüyoruz. Biz de o zaman dedik bu ilkelerimiz noktasında bir mutabakat bir uzlaşma olmazsa ittifakta olamayız. Öyle olunca da Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik. Ve imzalarımızı topluyorduk. Tabii üçüncü gün hemen hemen 70 bine geldi imzalar. Eğer devam etseydi altıncı günün sonunda 150 binin üzerinde bir imzaya ulaşmamız çok, çok kolaydı. Sizin teşkilatınızda zaten öyle bir sıkıntısı olmazdı. Zaten yani şu an olmazdı. Kaç abone, abone nereden çıktı özür dilerim. Evet, kaç evet, üyeniz var? 280 bine yakın Bayağı şu Bayağı şu an Türkiye'deki ilk. Tabii tabii. Kaçıncısınız yani, siz? E, MHP'den sonra geliyoruz. İki değil mi? Tabii, Yanlış biliyorum. ben? ben iki ya da üç biliyorum. Şey. 450 bin civarında evet. İyi e Parti var. Evet CHP var. Yani ilk beş partiden bir tanesi üye tan sayısı bakımından. Uzunluğum. Diğer tabii yeni kurulanların e, hemen hemen tamamı e, bizim üçte birimiz, dörtte birimiz civarında. O ilk diye. ama beklenen şey olmadı değil mi? O imzada bir rüzgar olmadı. Ben hep mesela şimdi e, Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatı, Milli Görüş Teşkilatı ve bu tabii, sayı tabii. olarak da baktığınızda Türkiye'deki ilk 5 sayı. Dolayısıyla imza bulmak e, çok da ben liderden kaynaklanan bir durum olduğundan çok teşkilat gücünden kaynaklı bir Tabii, durum olduğunu inanıyorum. Tabii teşkilatla ilgili. Sizin daha hızlı bulmanız gerekiyordu ama hafta içine falan denk geldi diye mi oldu? Hafta içi oldu, Ramazan oldu. Ha. Yani biraz hafta sonu bunu arttıracağını zaten biliyorduk teşkilatlarımızın. Ama buna rağmen 6 günlük sürenin yarısına geldiğimizde yarısına daha gelmeden hemen hemen 70 bin, 69 bin. Bulurdum diyorsunuz yani 100 bin. Çok rahatlıkla bu belki de hafta sonu da geldiği zaman 150 bini de geçecek. Ben şunu anlamıyorum. Milli tamam. görüş çizgisi böyle bir günde yaklaşılabilen, uzaklaşıldıktan sonra yaklaşılabilen bir çizgimi? Şimdi Allah rahmet etsin. Değerli Amin. babanız Sayın Necmettin Erbakan'ın e, da vefatından önce çok ciddi eleştiriler vardı AK Parti'ye milli görüş çizgisinden Tabii. uzaklaşmasıyla ilgili. Sizin siyasi kariyerinizde çok ciddi eleştiriler var. AK Parti'ye milli görüş çizgisinden uzaklaştı diye. E şimdi siz ittifaka girdiniz. Ya yani bir gecede çözüldü mü bu milli görüşe yaklaşma işi? Tabii bir insan 70 kere de günah işlese, 70 kere tövbe etse o 70. tövbesi bile makbuldür. Yani bunu şunun için söylüyorum, 20 sene yanlışlar yapıldı, hatalar yapıldı. Biz bu ittifaka girdik diye, geçmişte yanlış dediklerimize bugün doğru diyecek halimiz yok. Yanlış neyse o gene yanlış, doğru neyse o da doğru. Bunları söylemeye devam edeceğiz. İnşallah mecliste daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Ancak böyle bir iyi niyet belgesi ortaya konuluyor ve bizim ilk kuruluşta söylediğimiz, yeniden Refah Partimizi kurarken söylediğimiz, biz yanlışları düzeltmek için, eksikleri tamamlamak için, doğruyu da tebrik etmek için yola çıktık. Ve burada deklarasyonun içindeki maddeler, bizim koyduğumuz prensipler, AK Parti iktidarının 20 senelik dönemindeki eksikleri, yapılan yanlışlar, bunların düzeltilmesine yönelik bir mutabakat metni. Burada faiz yükünün azaltılması var, denk bütçe var, kamuda israfın önlenmesi var, Yap işlet devlet projelerinde kamunun aleyhine, milletin aleyhine bir durum varsa bunların düzeltilmesi var. Nedir mesela sizce? Siz bunu Bunun belli yanında. bir tespitiniz var bununla ilgili ki böyle bir mütabakat metnine sokmuşsunuz bunu. Yani mesela bu 5 tane müteahhit firmadan bahsediliyor. Bunların e, bunlarla ilgili çok ciddi eleştiriler var. Sizin bakış açınız ne? Yani kamunun zarara uğratılması noktasında bu 5 firmaya, bu 5 şirkete yönelik sizin de bir eleştiriniz var mı? Tabii bizim yıllarca eleştirilerimiz oldu. Onun için zaten bu maddeyi de buraya koyduk. Ee, ve dedik ki yap-işlet devret projelerinde eğer gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancın ortadan kaldırılması için önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması temin edilecektir. Yani zaten böyle bir eksiklik, böyle bir endişemiz olmasa bu maddeyi yazmamıza gerek olmazdı. Ama peki bunda mutabıkız. Biz de haksız kazanç olmasın istiyoruz dedikleri zaman, böyle bir mutabakat imzalandığı zaman ve bu milletin önünde de olduğu zaman bunun şahidi de milletimizdir. Bunlar eğer kurulacak olan hükümet tarafından uygulanmazsa, bu mutabakat metnine sahip çıkılmazsa biz mecliste gene en güçlü bir şekilde muhalefetimizi yapacağız. Bunların takipçisi olacağız. Bunu biraz somutlaştırabilir misiniz rica etsem? Yani e, ne demek bu kamunun zararı? Atıyorum şimdi mesela hep konuşulan şeyler var. Bunlardan bahsediyorsunuz. Yani dört kişinin gitmediği havaalanına bin kişilik garanti verilmesi gibi mi? Gibi. Bunlar tabii, mı mesela? Tabii. Tabii veya vergi muafiyetleri vardı. Ha evet bu, tabii. holdinglerin yaptığı, iş yapan holdinglere çıkarılan vergi muafiyetleri. Cengiz Holding mesela. Mesela biz o zaman demiştik ya bunlara çıkartacağımız vergi muafiyeti kadar parayla bin tane SMA hastasını tedavi ederiz. Niye bir holdinge böyle özel vergi muafiyeti çıkartıyoruz? Çiftçiden, efendim e, esnaftan e, son kuruşuna kadar vergiyi tahsil ediyoruz. Gerekirse traktörünü az ediyoruz. Ama gidip milyar dolarlık işler yapan büyük holdinglere bir de üstüne bu kadar ihale aldıktan sonra vergi muafiyeti çıkarıyoruz. Nasıl yapacaksınız bunu? Yani Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak böyle bir şeyin çıkmasına nasıl engel olacaksınız? Yani böyle bir Mecliste güçlü bir şekilde yer alarak bunu daha çok gündeme getirerek ve bir baskı unsuru oluşturarak ha, ama olmazsa dediğim gibi ayrılırız bu, diyorsunuz. Tabii biz muhalif kanatta zaten yolumuza devam ederiz. Çünkü bizim için prensipler esas. Prensiplerin de derdi bizim kendimize bir faydası olan prensip değil bunlar. Bu tabakatın maddeleri hep dar gelirli kesimin gelir seviyesi yükselsin diye, paylaşımda adalet sağlansın, yönetimde adalet sağlansın diye konulmuş prensipler. Bunlar uyulmazsa biz açıkça söyleriz. Biz bu prensipler doğrultusunda bir araya gelmiştik. Ve bir seçim işbirliği yapmıştık. Sonrasında kurulan hükümet bunlara aykırı hareket ediyor. Bunlara uygun davranmıyor. Dolayısıyla biz de muhalefet ediyoruz diye de milletimiz de bu durumda bize zaten hak verecektir. Ee, siz bir röportajınızda Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş için diyorsunuz ki böyle U dönüşleri yapıyorlar. Ee, er Necmettin Erbakan istikametinden hiç ödün vermedi. Bu biraz real politikanın gereği galiba bu iki isimde yani Sayın Soylu ve Sayın Kurtulmuş içinde de bu U dönüşünü yaptılar diyorsunuz. Geçmişte başka şeyler söylüyorlardı. Şimdi başka bir şey söylüyorlar. Şimdi siz de U dönüşü yapmış olmuyor musunuz? Biz yapmış olmuyoruz çünkü bu mutabakat metnindeki konular bizim yıllardan beri söylediğimiz söylemlerimiz. Ve bize sordukları zaman yıllarca siz niye muhalefet ediyorsunuz, niye parti kurdunuz, niye AK Parti ile birlikte olmuyorsunuz bunları söylüyorduk. Ve diyorduk ki epeki diyorlardı bunları yaparlarsa, uygularlarsa bu ya söylediğiniz yanlışlardan dönülürse o zaman da diyorduk ki ya öyleyse ne güzel biz de destek oluruz yardımcı oluruz yeter ki milletin derdine derman olunsun bu yanlışlardan dönülsün bizim ille kendimizin ismimizin veya partimizin bir noktaya gelmesi bir koltuğa oturması diye bir derdimiz yok bu e, milletin faydasına olan hizmetler icraatlar yapılacaksa bunu ille biz yapacağız diye bir derdimiz yok e, bu mutabakat metnindeki konular hem ekonomide hem dış politikada hem de sosyal konularda tamamıyla Erbakan hocamızın milli görüşün bizim söylediğimiz hususlar. ve bu noktada bir mutabakat hem de milletin önünde millete kamuya açık bir şekilde yapıldıktan sonra bu aslında çok ciddi bir şekilde bağlayıcılığı var. Kendileri de kurulacak hükümette bunlara uymamaları halinde millet de millet vicdanında da bu tabii ki yer bulacaktır. Biz de bunu dile getireceğiz ve o zaman tekrardan uygulamadınız. Öyleyse bunları uygulayın diye mecliste güçlü bir şekilde baskı Ama kuracağız. Ama bir yandan da u dönüşü yaptığını söylediğiniz iki isim ki bunlar partinin önemli isimleri. Biri İçişleri Bakanı, diğeri Sayın Cumhurbaşkanından sonra partinin başkan vekili Onlarla bir ittifakın içerisindesiniz. Mesela tabii. yarın bugün karşılaştığınızda size sorarlarsa tabii. ya böyle diyordunuz Sayın Genel Başkan. Şöyle, şimdi bizle ittifak yapıyorsunuz. Bu neyse ne diyeceksiniz? Bir defa tabii onların ikisinin durumu çok farklı. Yani bir tanesi partisinden istifa edip gidip AK Parti'ye üye oldu. AK Parti'ye katıldı. Ve bir diğeri de partisini tamamen kapatarak komple beraberindekilerle birlikte AK Parti'ye katıldı. Ve her ikisi de AK Partili oldu. Biz şu anda AK Partili olmadık. Biz geçmişte söylediğimiz yanlışların eksiklerin olduğunu halen söylüyoruz. O yanlışlar ve eksikler olduğu için bunu gördüğümüz için de bu mutabakatta gerek duyduğumuzu ifade ediyoruz. O bütün söylemlerimizi özet ve net bir şekilde buraya koymuşuz. Ve bunların takipçisi olacağız diyoruz. Seçimden sonra da zaten kendi partimizin hükmü şahsiyetini muhafaza ederek müstakil bir parti olarak mecliste çalışmamıza devam edeceğiz. Ve yıllardır söylediğimiz, Rahmetler Bakan Hocamızın da söylediği bu prensiplerin, milletin faydasını olan bu prensiplerin de mecliste takipçisi olacağız. Biz de yeniden Refah Partimizi kapatıp feshedip komple arkadaşlarımızla AK Parti üyesi olsaydık onlarla benzer bir durumda olabilirdik veya ben partimden ayrılıp gidip AK Parti'ye üye olsaydım bu şu demektir. Yani tamamen yapılanların altına imza atıyorum. AK Parti çok doğru bir yolda. Ben de bu doğrunun içinde olacağım. Halbuki bizim buradaki duruşumuz çok farklı. Sayın Soylu ve Kurtulmuş için eleştirileriniz baki mi yani? Sayın Soylu ve Kurtulmuş için tabii bizim U dönüşü yaptılar dememizin sebebi çok sert eleştirilerden sonra kendi partisinden ayrılıp gidip de o partiye girmesi. Eğer onlar da mesela böyle bir şey yapsalardı bir seçime yönelik biz işbirliği yapıyoruz ve AK Parti'de eleştirdiğimiz bu yanlışların düzelmesi için biz tavır takınıyoruz. Bu yanlışları düzeltmek üzere kendileriyle bizim gibi anlaştık, uzlaştık, bunun takipçisi olacağız deselerdi durum tabii farklı olurdu. Ama burada durum farklı dediğim gibi herhangi bir prensip, herhangi bir şart koşmadan partimi kapatıp gidip AK Parti'ye giriyorum. Veya partimden istifa edip gidip partim durduğu halde ben AK Partili oluyorum. Bu bizim pozisyonumuzla kendilerinin durumu tabii son derece farklı. İttifak içerisindeki yetişiminizi bozacak şeyler değil mi bunlar ama? İttifak Biri İçişleri Bakanı, diğeri Başkan tabii. Vekili. Yarın öbür gün hani... Bir müzakere masasına oturmanız gerekecek Biraz önce bahsettiğiniz süreç içerisinde Belki İçişleri Bakanlığı'nda bir eleştiri yapacaksınız Bilmiyorum Süleyman Bey tekrar İçişleri Bakanı olur mu Ama Numan Bey partinin başkan vekili tabii. Değişmediği sürece devam yani tabii Onlarla masaya oturup nasıl konuşacaksınız mesela Siyasette olur gayet de güzel konuşulur Zaten de konuşuyoruz Madımak katili denen Temel Karamallıoğlu Bey'le Sayın Kılıçdaroğlu Maşallah aralarında su sızmıyor Yine o ittifakın içerisinde de Çok daha farklı birbirlerine eleştiri getirenler Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nu çok e, sert şekilde eleştiren CHP kurmayları bugün aynı masa etrafında oturuyorlar. Biz de yaparız mı diyorsunuz? E, tabii ki bunu geçmişte siyasette herkes de yaptı. Rahmetli Erbakan hocamız yıllarca Süleyman Demirel'le siyasi mücadele yaptı. Ondan sonra da e, hükümetlerine dışarıdan destek oldu. Koalisyon kurdu. CHP ile MSP koalisyon yaptı. Milliyetçi Çalışma Partisi ve e, Refah Partisi 12 Eylül öncesi dönemde Akıncılarla ülkücülerin birçok sıkıntıları oldu, mücadeleleri oldu. Ama sonra 91'de ittifak yaptılar. Onların ilk koalisyonu da galiba değil mi? Tabii tabii CHP, MSP koalisyonuydu. Sonrasında rahmetli Süleyman Demirel'le hem koalisyon yaptı hem dışarıdan destek oldu. Sonra da seçim ittifakı olarak da Milliyetçi Çalışma Partisi ile 91'de ittifak yapıldı ve İDP ile. Dolayısıyla bunlar siyasette olan şeyler. Burada mesele prensiplere sahip çıkılması o prensiplerden ödün verilmemesi, biz herhangi bir yanlışı ortak olmak için değil, yanlışlıkları, yanlışları birlikte düzeltelim diye giriyoruz. Yanlışı görürsek de durmayız tabii, bir kez daha da altını çiziyorum. Biz dün yanlış dediğimize, bugün de yanlış diyoruz. Gördüğünüz en büyük yanlış neydi mesela Cumhur İttifakı'nda? Tabii paylaşımda adalet konusunu her zaman söyledik. Yani dedik ki efendim bizim kaynaklarımız faize gidiyor, israfa gidiyor, kamudaki israfa. Bu biraz önce konuştuğumuz imtiyazlı holdinglere gidiyor. E bunlara bu milyar dolarlar gittiği zaman da işçiye, memura, emekliye, esnafa, çiftçiye imkan kalmıyor. Halbuki imkan var, kaynak var. Bunları adil bir şekilde paylaştırmamız lazım. Önce millet anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Bu üç tane canavara giden paraları kurtarıp millete vermemiz lazım. Ekonomi noktasında bu mutabakatta yazdıklarımız da yazdıklarımızda bunlar zaten. Bir yıl önce Armağan Çağlayan'ın programına katılmışsınız. Çok severim ben Armağan abi. Buradan da selamlar olsun. Çok da güzel program olmuş. Orada diyorsunuz ki havuz medyası, iktidar medyası bize hiç yer vermiyor. Ee, ve diyorsunuz ki o taraf bizi ön plana çıkarırsa bir sıkıntı var demektir bizde. Biz yumuşak muhalefet yapmıyoruz. Eğer ön plana çıkarırlarsa biz kendi içimizde bunu sorgularız yaptığımız işin değerini. Bir hafta önce değil ya yani 3 gün önce falan TRT'deydiniz. Tabii, yumuşak şöyle, muhalefete mi başladınız da TRT sizi çıkardı? Şöyle tabii eğer biz tabii kurulduğumuzdan itibaren biz böyle bir ittifakın içinde olmadan daha bizi çıkarsalardı... Oradaki kastımız evet bir dirsek teması var, bir destek var. Hatta şu dedikodular çıkartıldı. Efendim sizi AK Parti kurdurdu. Hmm. Tayyip Bey destekledi, AK Parti finanse etti. Ona istinaden söylenmiş bir söz. Yani böyle bir şey olsaydı eğer dedik en başta bir kere bizi biraz ön plana çıkarmaları, bizi göstermeleri, program yapmaları gerekmez mi? Yani bizi kurmuşlar, büyütmeye çalışıyorlar. E işte diyelim başka bir yerden oy devşirelim diye kullanıyorlar diyorlardı o dönemde. E öyle olması için mantıken düşündüğünüzde böyle olması, böyle bir şey yok. Cumhur İttifakı'na katılmadan önce, yani önceki o güne kadar herhangi bir iktidar medyasında Programa çıktınız mı? Çıktık yani ne, aslında nereye çıktınız Kanal mı? 7'de program oldu. Ondan sonra TV Net'te oldu. Ama o daha çok milli görüşe ee, yakın bir şey tabii, yayın organı. TV sağ olsun her zaman yardımcı oldu ama şeyde de yoktu tabii TRT'de veya CNN Türk'te. A haberde tabii herhangi bir şey şeyde, olmamıştı. Yani Tabii Şimdi mesela oralardan davet geldiğinde ne hissedeceksiniz? Ya oralarda söyleyecek misiniz bunu? Yani bizi bugüne kadar hiç çağırmadınız. Şimdi buraya geldi. Bunları mesela TRT'deki yerinizi ben seyredemedim. Özür dilerim. Esnafımda. Orada bunu dile getirdiniz Esnafımda. mi? Tabii TRT'de biz bu prensipleri gene dile getirdik. Dedik ki biz prensipler noktasında prensipler üzerine oluşturulmuş bir kararla burada bulunuyoruz ve bunların takipçisi olacağız. Bu maddelerimizde bu mutabakat metninde uzlaşma oldu. Eğer uzlaşma olmasaydı biz girmiyorduk. Zaten Cumhurbaşkanı adayı olduk imzaları toplamaya başladık. Gayet ciddi bir şekilde biz Cumhurbaşkanı adayı olarak devam edecektik. Ama arkasından böyle bir uzlaşma olduğu için de burada yer aldık dedik. Yani biz ne partimizi kapatıp da AK Parti'ye geçiyoruz, ne partimizi bırakıp geçiyoruz. Ne dün yanlış dediğimize bugün doğru diyoruz. Tamamen yıllardır söylediğimiz prensiplerimiz mutabakat metnine konulmuş. Bunların gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi ve milletin derdine derman olunması için biz de milletimizin desteğiyle mecliste güçlü bir şekilde yer alıp bunun takipçisi olacağız noktasındayız. Bunu, yani program başlayalı 20 dakika oldu, üçüncü kez söylüyorsunuz. Ee, bizim bir çizgimiz var, bu çizgide devam ederlerse varız, Tabii. çıktıkları an çıkacağız diye bu üçüncü kez söylüyorsunuz. Bir endişeniz mi var? Tabii. Yani endişe tabii ki herkeste olabilir ama biz sözün doğruluğuna, beyanın esaslığına inanıyoruz, buna dayanıyoruz. Kaldı ki bu kapalı kapılar arkasında gizli bir sözleşme olarak da olmadı. Kamuoyuna da paylaşıyoruz. Dediğim gibi milletimiz de seçmen de bunu görüyor. Bunlara uyulup uyulmamadığını kendileri de tabii takdir edecekler. Ve böyle bir durumda tabii uyulmaması halinde Ve milletimizin vicdanında da tabii sıkıntılı bir noktaya gelinebilir. Böyle olmamasını ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah bu noktadan sonra bu mutabakat metni üzerinden bu icraatlar yapılıp milletimizin derdine derman olur. Çünkü diğer tarafa baktığımızda bu mutabakat metnindeki maddelerimizin kabul edilmesini bırakın pek çok noktada tam tersini söylediklerini görüyoruz. E, o tarafın gelmesindense burada en azından bir mutabakat metni üzerinde uzlaşılmış, burada en azından bu maddelerin hayata geçirilme ümidi var. Bunlar üzerinde imzalanmış ve anlaşılmış. Diğer tarafta hiç böyle bir şey yok. Kaldı ki dediğim gibi birçok konuda da bu milletin faydasına olan maddelerin, prensiplerin tam tersine hedefler ve vaatler var. Herhangi bir bakanlık e, ya da siyasi anlamda Reyninden Refah Partisi'nin AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan bir beklentisi var mı? Seçim Hayır söylesiniz. biz hiç öyle bir şey konuşmadık. E, böyle bir pazarlık konusu da olmadı. Biz aslında doğrudan hükümetin içerisinde olma gibi bir düşüncemiz de yok. Ancak hükümet biraz önce de söyledim yeter ki bizim kırmızı çizgilerimiz dediğimiz, prensiplerimiz dediğimiz bu maddeleri hayata geçirsin. Biz de alkışlayalım, tebrik edelim. Mutlaka biz yaparsak olur, biz yapmazsak olmaz, mutlaka bizim yapmamız lazım diye bir inadımız, bir şartımız yok. Ama biz de inşallah milletimizin desteğiyle mecliste grubu olan güçlü bir muhalefet partisi olarak milletimizin sorunlarını dile getirmek, bu mutabakatın uygulanmasını kontrol etmek, bunun takipçisi olmak gibi bir inşallah misyon yükleneceğiz. Ekonominin bitik olduğunu söylediğiniz halde neden iktidarla işbirliği yaptınız diye soruyorlar. Tabii işte düzeltelim diye. Bitik bir de bayağı bir şey seferi... Yani diyorsunuz ki ekonomi iktidar götürür getirir diyorsunuz. Tabii. Ee, şimdi Çünkü bizim buradaki milletin hali Arap diyorsunuz. Ekonomide katma değeri yüksek malların üretimi ...ve ihracatına ağırlık verilmesi, teknoloji ihracatından bahsediyoruz. Tabii yüksek teknoloji ihracatı, emek yoğun alanların teşvik edilip istihdama yönelik yatırım yapılması, işsizliğin azaltılması. Bizim bütün konuşmalarımız dinlesinler. 5 seneden beri bunları anlatıyoruz. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik olarak bir defa genel ve yerel yönetimlerin bütçelerinin denk olarak yapılması, yani denk bütçenin sağlanması, ilave borçlanmadan kaçınılması, borç faiz ekonomisini terk edeceğiz diyoruz 5 seneden beri. Genel ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi, işte biraz önce söyledim, kamudaki israf. Merkez Bankası'nın hazineyi fonlamasının önündeki engellerin kaldırılması, bu da Merkez Bankası hazineye para veremiyor, özel bankalar alıyorlar, üzerine faiz yük koyup hazineye veriyorlar ve oturduğu yerden özel bankalar kar rekoru kırıyor ve millete, devlete faiz yükü yüklüyor. Dış ticaret açığının azaltılması için, enerjide yerli kaynakların kullanılması, Yenilenebilir enerji santrallerine ağırlık vermesi. Bizim yazdığımız kitaplar baştan sona yenilenebilir enerji santrallerinden bahsediyor. Üretimde ara malların yerli olarak üretilmesi. Çünkü bizim dış ticaret açığımız 110 milyar dolar olmuş. Türkiye'de ürettiğiniz bir ürünü üretmekte kullandığınız ham madde malzemenin %82'sini dışarıdan getiriyorsunuz. Kamu da derken lazım. mesela ben şunu çok merak ediyorum. Bunlar kağıt üstünde ee, çok eleştirel baktığım şeyler de var. Onları size soracağım birazdan. Ama kağıt üstünde birçok insanın yani ekonomiye dair söylediklerini seyredince biraz önce işte bu israf, e, kamunun kaynaklarının doğru kullanılması falan çok hep herkese mantıklı gelen şeyler. Yani CHP'lisine de, e, AK Partilisine de, MHP'lisine de İYİ Partilisine de ama burada tabii bunu nasıl detaylandırılacağı, hayatımızda nasıl yansıyacağı çok önemli. O kağıtta öyle bir madde olarak kalabilir. Yani mesela bu kamuda israftan bahsediyorsunuz ya. Yani diğer işleri Başkanı bilmem kaç milyon TL'lik arabayla gezebilecek mi? Bu bahsettiğiniz mutabakat metninde bunlar yazıyorken. Tabi bunların dediğim gibi olmaması için buraya yazdık ve takipçisi olacağız. Buraya imza atan taraflar belli. Bu taraflardan hükümeti kuran taraf bunları uygulamazsa bu tabii kendi problemleri olur. Biz elimizden geleni yapıp kendilerine bunları ortaya koyduk ve bunların uygulanması için böyle bir ittifakı yaptık. Bunlar uygulanacak diye bir ittifakı kazandırdık ve hükümet kurmasını sağladık. Ama o hükümet bunları tabii uygulamazsa dediğim gibi problem kendilerinindir ve biz de gereken muhalefeti burada ortaya koyarız. Yani bunları okumamın sebebi tamamen ekonomide bizim eleştirilerimiz ve ekonominin batmasının sebepleri de burada var. Bunlardan kurtulmak için ne yapılması gerekiyorsa onlar da var. Şimdi yani e, burada biz böyle bir mutabakata tamam dedikleri zaman hayır, sizi biz kabul etmiyoruz. Ne yaparsanız yapın, isterseniz 30 madde değil 130 madde imzalayın, yine de sizi devireceğiz. Böyle bir hırsla böyle bir inatla hareket edemeyiz. Dediğim gibi yanlışlar yapılmış, eksikler olmuş. Zaten onun için bu mutabakat yapılmış. Bunların düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması için bir iyi niyet ortaya koymuşlar. 70 kere de bir insan dediğim gibi tövbe etse bir daha yapsa 71. kez tövbe etse Allah yine kabul ediyor. Bu noktadan sonra hep birlikte el birliğiyle bunları düzeltelim. Dediğim gibi biz yanlışlara ortak olmak için değil yanlışları hep birlikte düzeltelim diye bu yapının bu ittifakın içerisine girdik. Ee, geçenlerde Temel Karamollaoğlu şeye çıktı, bizim sevgili arkadaşımız Selen Yalız'ın programına çıktı ve orada size şöyle bir şey sordu. Daha doğrusu size şöyle bir şey söyledi. Sizin Millet İttifakı ile ilgili bir eleştiriniz var. O eleştirinizden yola çıkarak hemen getirmiş, itikadi noktaya dayamış. Bu kadar yalpa olmaz. Kim Erbakan hocamızı terk etti? Kim milli görüş gömleğini çıkardı? Siyonist gömleğini giydi? Biraz el insaf et. Tabii Fatih'in bir background'u yok diyor saha deneyimi yok diyor. Ee, Erbakan hocamızın muhakkak bir hatırı var ama Fatih'in de artık terbiyesini kuşanması gereker diyor. Tabii biz hem Saadet Partisi'nin gelmiş olduğu nokta itibariyle hem Temel Bey'in yaşı itibariyle çok fazla bu konulara girmek istemiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız da daha ziyade gereken cevapları zaten verdiler. Ancak tabii burada Mücahit Kılıçdaroğlu diye paylaşımlar yapmaları, yıllarca Erbakan hocamızın yanında yakın çalışma arkadaşı olup en sonunda geldiği noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun spikerliğini yapma noktasına gelmesi. Sayın Kılıçdaroğlu rahmetli Erbakan hocamızın e, cezasının ev hapsine çevrilmemesi ve Erbakan hocamızın cezasını hapishanede o yaşına rağmen hapishanede çekmesi için mahkemeye başvuran, imza veren milletvekillerinden bir tanesi. Yani şimdi konuyu Erbakan hocamıza getirirsek kendi içinde bunu mücahit dedikleri ve spikerliğini yaptıkları Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumu da ortada. Kaldı ki şunu söyleyeyim Erbakan hocamız bütün bu eleştirileri yaparken AK Parti'ye o dönemde diyordu ki biz bunları kendilerini sevdiğimiz için yapıyoruz. Bu yanlışlardan dönsünler diye yapıyoruz. Onlar bizim öğrencimizdir, kardeşimizdir bilerek, isteyerek Türkiye'ye kötülük yapacaklarına inanmıyoruz diye videoları var. Evet. Buradan ne çıkartıyoruz? Eğer şu mutabakat metni ortaya konulsaydı Erbakan hocamız da böyle bir desteği verirdi. Ve bu söylediğimiz prensiplerin hayata geçmesi için Erbakan hocamızdan mücadele ederdi. Bu prensipler olmadığı için, bu mutabakat olmadığı için, buradaki eksikler ve yanlışlar, ifade edilen eksik ve yanlışlar uygulandığı için o eleştirileri yaptı Erbakan hocamız. Size e, niye babasının kurduğu partiyi terk etti? Yeniden Refah diye bir isim alamaz aslında. Normalde alamaz. Cumhurbaşkanı ona tolerans tanıdı bize karşı olduğu için. E, kendi ifadesi olduğu için söylüyorum. Benim ifadem değil bu. Şimdi bu kadar üçkağıtçılık olacak. Siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Erbakan Hoca'nın bir hatı var. Fatih de oğlu ama terbiyesini koşanacak diye bir cümle söylüyor. Bu tabii oldukça da ağır. Evet, evet. Biraz önce söylediğim gibi yani biz... Zaten binde 5 civarında... Yeniden Refah bir... Partisi'nin ismini normalde alamaz mısınız gerçekten? Yani Cumhurbaşkanı mı size öyle bir şey yapacağız? <laughs> Cumhurbaşkanı niye öyle bir şey yapsın? Biz 5 sene muhalefet etmişiz. Cumhurbaşkanı öyle bir şey olsa, bir şey yapacak olsa gene yapardı. Yani biz AK Parti'ye güzellemeler yapıp tamamen kurulduğumuz günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'na AK Parti'ye kayıtsız şartsız destek olan bir parti olsak Hadi söylediğinde bir mantık olsa. Siz dediniz biraz önce en ağır eleştirileri yapıyordunuz, muhalefet ediyordunuz diye. Böyle bir partiyi Cumhurbaşkanı neden kollasın o günkü şartlarda Bu söylediklerine bir cevabınız var mı? Kimin? E, temel Bey'in. Yani kim milli görüş gömleğini çıkardı? Kim? E... Yani biraz önce söylediklerim yeterli gelir diye düşünüyorum. Peki. E... Şimdi siz 2013'te bu gazeteci Barış Terkoğlu'nun iki gündür iki gün önce yazdığı, gündeme getirdiği bu Adnan Hoca ile ilgili sizin yakınlığınıza dair bir takım yazılar, bir takım haberler var. 2013'te A9 TV'ye çıkıyorsunuz Adnan Oktar cemaatinin televizyonuna ve orada sahiden de söylemediğiniz metiye kalmıyor yazdığı kitaplarla ilgili. Tabii. şimdi Adnan Oktar cemaati dosyaya baktınız mı bilmiyorum. Yani 380 cinsel saldırı eylemi hala temizde dava. Yani kesinleşmiş bir karar yok. O yüzden iddia olarak söylemek zorundayız. Ee, 80 mağdur kadın, 141 şikayetçi kadın, bu arada 80 mağdur kadının 9'u çocuk. Ee, kim bilir bu arada şikayetçi olanların içinde şikayetçi olmayan da kaç kişi var onu da bilmiyoruz. Siz 2013 yılında A9 TV'ye çıkıp bu yapıya dair bir övgü diziyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben bunu kitapları için, evrim teorisiyle ilgili söyledikleri için söyledim. Ama öyle ya da böyle ortada bu böyle bir durum varken, kadına yönelik şiddete dair, cinsel saldırılara dair ciddi iddialar ve dosyalar varken... Bundan dolayı, o sözlerinizden dolayı bir pişmanlık hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Bugün de gene o kitapların çok faydalı olduğunu söylüyorum. Orada sizin de dediğiniz gibi evrim teorisiyle ilgili, masonluk ve siyonizmle ilgili kitaplarının son derece faydalı olduğunu ifade ediyorum. Bunun faydalı bir hizmet olduğunu söylüyorum. Kitapların bir günah yok. Bugün de o kitapları alsanız baksanız, kitaplar itikada, istikamete uygun, ve son derece bilimsel dediğim konularda işte yaratılış delilleri, Allah'ın varlığının birliğinin delilleri, evrim teorisinin çökertilmesi, Siyonizm, Masonluk, bunlarla ilgili Büyük İsrail projesiyle planları ile ilgili bu kitaplar Rahmetler Bakan hocamızın ofisinde kendi masasının üzerinde dururdu. Özellikle Büyük İsrail ile ilgili, arz-ı mevutla ilgili kitapları Adnan okların ve gelen misafirlerine oradan örnekler gösterir, oradaki şekilleri, haritaları gösterir ve o kitapları tavsiye ederdi. Milli Görüş Hareketi'nin en önemli kuruluşlarından Milli Gençlik Vakfı'nın üniversite öğrencilerine Erbakan hocamız bu kitapları tavsiye ederdi. Bunun şahitleri binlerce hala hayattadır vardır. Ve Milli Görüş'ün yayın organı olan Milli Gazete'de yine bu kitaplar doğrultusunda burada yayınlanan bilgiler, gerçekler doğrultusunda da yıllarca bir sayfa bunlara ayrılmıştı Ya bütün bu iddialar sizin bu kitapları hala tavsiye ediyor olmaktan dolayı yani şimdi tabii. masonizm, siyonizm bunlar tabii. bahsettiğiniz e, bunlar tamam da ortadaki kitap, iddialar korkunç değil mi Fatih? Kitap, Bey? Yani kitabın, 9 yaşında 9 tane kitabın, çocuktan bahsediyoruz. İşte kendisi cinsel taciz yapmıyor kitabın bir günahı yok. İyi de Kitab yazan ama yazanla yazılmış. ilgili yazanla ilgili ortadaki ee, bilgiler, bu iddialar, bilgiler, doğru. O bilgilerden istifade ederiz kim yazarsa Siz yazsın. Siz hala mesela Adnan Oktar'ın bir eserini birine tavsiye eder misiniz kitabını? Ederim tabii. Çünkü kitabın kendisinde bir sıkıntı yok. Peki yani, o yani kitabın üstünde Adnan oktar yazıyor olması, bunca mağdur kadın, bunca çocuk, bunlar sizi hiç rahatsız etmez mi o tavsiye? E, tabii ki rahatsız edebilir ama zaten bu kitapları şu anda bulmaları mümkün değil ama bir yerde varsa bu kitapları da çöpe atalım, yakalım anlamına gelmez. Burada evrim teorisini çökerten bilimsel deliller var. Siyonizmin planlarına ilişkin, Arz-ı planına ilişkin, Kabala ile ilgili çok önemli bilgiler var. E bunlardan istifade edilebilir. Bu yapılanlar yargıya taşınmış dediğiniz gibi temiz aşamasında. Herhangi bir suç varsa onun cezası verilir. Ama kitabın, kağıdın, cildin bir kabahati yok. Oradaki bilgiler kıymetli. Haber Global'de 2017'den sonra bir alakam kalmadı demişsiniz. Bu şeyleri görmekten sonra. Zaten alaka derken bizim bir alakamız yok da şunu söyledik. En sonu A9 televizyonundaki görüntüler, kitaplarda yazılanlara uymayacak değişik söylemler. Mesela masonluk. Şeytani bir örgüttür diyor o kitaplarda. Evet biz de buna inanıyoruz, katılıyoruz. Sonra masonluk, dünya masonluğu dünyada kardeşlik için, barış için kurulmuştur diyorlar televizyonda ne olduysa. Yani o tarihten sonra tabii bu değişimden dolayı bunlara tasvip etmediğimizi, bunları kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bir de tabii o hanımların görüntüleri, işte dans etmeleri, dekolte kıyafetleri onlar da zaten kitapta yazanlarla tezat oluşturan bir görüntü. Ondan sonra tabii tasvip etmemiz mümkün değil dedik. Siz öyle diyorsunuz ama Barış Terkoğlu 2021'de arkanızda parti logonuzun olduğu bir konuşmanız olduğunu da gösterdi. Ve o logolu konuşmanızda diyorsunuz ki 20 senedir bu gruba operasyon yapılıyor. Bir tane daha kaset, tape ortaya konamadı diyorsunuz. Ve savunuyorsunuz. Savunmak değil ama tabii bunu söyledik. Yani bu söylediklerinizle ilgili delil olabilecek bir tane görüntü, bir tane kaset şey çıkartılması gerekirdi bence. Dava dosyasına hiç baktınız mı? Dava dosyasına bakmadım ama Dava tabii dosyasında bilgiler... bu bahsettiğiniz görüntüler, tapeler hepsi fazlasıyla var. Yok hayır. Bir tane Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair görüntü var hayır, mı? Öyle yok ama ee... yani öyle bakarsanız 10 yaşında bir çocuğun annesinin ee... çocukla konuştuğu ve kendisini Adnan Oktar'la evlendireceğine ee, dair konuşma var. Bunlar normal şey, mi? Şimdi ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim siz konuyu çarpıtmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili bir şey için çıktık. Konuyu Adnan Oktar'a getiriyorsunuz. Hayır, hayır. Ben sizin Adnan Oktar'la olan yani ilginizi alakanızı Adnan çok anlamaya Oktar çalışıyorum. Adnan bir müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok. İlgimi anlattım size ben. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur. O kitaplar yanlış olmuyor bunlar bunu yaptı diye. Bir dönemde bir insan çok güzel bilimsel bir kitap yazmış arkasından da suç işlemiş e, kitabı da çöpe atalım kitapta yazanlar faydasız hale geldi zararlı hale geldi diyemezsiniz ki bu bilimsel bir şey değil bunu ifade ediyorum ve dediğim gibi o dönemde rahmetli Erbakan hocamızın da bizzat Milli Gençlik Vakfına tavsiye ettiği kitaplar bunlar Milli Gazete'de neşredilmesine müsaade ettiği kitaplar ama sonrasında ne olduysa böyle bir e, kitaplarla da tezat oluşturacak noktaya geldiklerinde de bu son noktalarını, son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de tabii ifade ettik. Barış Terkoğlu yazısında sizin Adnan Oktar'ın iki önemli ismiyle 90'lardaki arkadaşlığınız ve orada aranızdaki bir sevgi bağından bahsettiğini söylüyor. O yazı okudunuz mu? Adnan Oktar'ın iki önemli ismi 95 seçimlerinde Refah Partisi Birinci Parti olduğunda genel merkezimizdelerdi Erbakan Hocamızın arkasında da fotoğrafları vardı Gayet normal Sonra e, bir takım belediyelerde Kendileri inşaat işleri aldılar Bir takım çalışmalar yaptılar Yani gayet e, bunlar doğal Erbakan Hocamızın da fotoğrafı var Bu sonradan yaptıkları Bu yanlışlarla orada çekilen Fotoğrafın bir ilgisini kurmak Anlamına gelmez ee, Elif Erbakan'ın İttifaka çok karşı olduğu söylendi. Daha sonra Elif Hanım bir açıklama yaptı galiba. Yani Cumhur İttifakı'na katılma sürecini desteklediğini söyledi. Ee, siz biraz önce parti içerisindeki gençlerden de bahsettiniz bununla ilgili bir takım itirazlar olduğunu. Parti içerisindeki bu itirazların daha sonra ittifaka katılımı onaylama süreci nasıl oldu? Mesela Elif Hanım başta olmak üzere şu an hala Elif Hanım itiraz ediyor mu? Nasıl ikna ettiniz? Nasıl ikna oldular partiler? Tabii bizim partimizde bir parti içi disiplin var. Bizim 50 senelik milli görüş geçmişimizden gelen prensipler var ve bu prensipler doğrultusunda bütün istişareler yapılır. Herkes fikirlerini, kararlarını söyler ve en sonunda da genel başkan bir karar verir ve buna da uyulur. Ve dolayısıyla bu süreçte de böyle oldu. Yani o karşı çıkanlar da evet bunun olursa biz yokuz anlamında bir karşı çıkışta bulunmadılar. Biz bunun davamız için, partimiz için uygun olmayacağını düşünüyoruz. Diğer kesimde de evet uygun olacağını düşünüyoruz dedi. Hepsi dinlendi, istişare yapıldı. Genel Dari Kurulu, MKYK üyeleri, il başkanları, il sorumluları, hanım ve gençlik il başkanları, yönetim kurulları, il sorumluları çok geniş. Burada bir kısmında %50'ye 50, bir kısmında %60'a 40 bir durum çıktı. Ve en sonunda prensipler üzerinde mutabık kalınmasıyla biz ittifak kararı aldık. Dediğim gibi o karşı çıkanların da e, tamamına yakını hatta tamamı da e, bu kararın arkasında durduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla o noktada herhangi bir sorun yaşanmadı. Çünkü bizim geleneğimiz, 50 senelik prensiplerimiz bu şekilde işliyor. Burada da öyle oldu. Ee, şeydeki haber Türk'teki yayında Kemal Bey'in adaylığını bıçak sırtı görüyorum. Hele HDP'nin desteğiyle demişsiniz. Ee, İyi Parti'den 3-5 puan gider ama HDP'den 10 civarı oy gelir diyorsunuz. Ee, bu da Kemal Bey'e bir artı olacak. Birçok anketlerde Kemal Bey önde. Bıçak sırtı olanlar da var. Muhalefet birleşti. Diye de bir tespit yapıyorsunuz. Şu anki tespitiniz nedir merak ediyorum. Yani siz şu anki seçime dair bugünkü ittifak yapısıyla nasıl bir 15 Mayıs sabahı görüyorsunuz? Tabii. Bir defa Yeniden Refah Partisi'nin geçmişten gelen bir özgür ağırlığı var. Rahmetli Erbakan hocamızın AK Parti'ye küskün seçmen üzerinde Erbakan isminin önemli bir etkisi var. Bunlar e, Sayın Tayyip Erdoğan'ı sevmelerine, desteklemelerine rağmen AK Parti'deki bir takım sıkıntılardan dolayı oy vermek istemeyen bir kesim. İstanbul Belediye Seçiminde de büyük ölçüde sandığa da gitmediler. Ve e, şu anda Erbakan Hocamızın ismiyle yeniden Refah Partimizin o özgürlüğü ağırlığıyla ittifaka katılmasının çok önemli pozitif bir etkisi olacağını e, düşünüyoruz. Bir de tabii e, Millet İttifakı'nın e, başı dertten kurtulmuyor. Bir tanesi işte daha dün PKK'nın üst düzey yöneticisi Bese Hozat isimli bir kadın açıklama yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na olan desteği, HDP'nin bu Millet İttifakı'na destek vermesi, ondan önce duran kalkan yine PKK'nın üst düzey yöneticilerinden ikinci ya da üçüncü ismi Millet İttifakı'na destek olup Cumhur İttifakı'nın yıkılması gerektiğini ifade eden açıklamaları da tabii sürekli olarak Onlarda da bir oy kaybına yol açacak. Dolayısıyla yani bıçak sırtı da olabilir ama Cumhur İttifakı da öne geçme imkanı da çok yüksek. Özellikle böyle açıklamalar attığı müddetçe onların oy kaybının olacağını düşünüyorum. Ve tabii yeniden Refah Partisi'nin de pozitif anlamda Cumhur İttifakı'na büyük bir katkısı olduğunu da düşünüyorum. Kendileri anket, de düşünüyorlar. Anketlerde nasıl bir şey görüyorsun Sayın Genel Başkan? Yani e, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı nasıl gidip geliyor? Cumhur İttifakı'na kaldıktan sonra yapmamışsınızdır muhtemelen. Yok daha yeni. yapılmadı Ama tabi. onun öncesindeki oy oranınız ne? Bizim kendi yaptığımız en son Aralık ayında yapmıştık. E, Türkiye genelinde 1600 denekle. Ve Türkiye genelinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde sekiz buçuk civarında bir oy çıkmıştı. Yüzde sekiz buçuk? Tabii yüzde sekiz buçuk çıkmıştı. Daha önce de e, Nisan-Mayıs aylarında yani hemen hemen bir sene önce yaptığımızda da gene İstanbul'da yaptık. Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptık. Bir de Türkiye genelinde yaptık. Onlar da yüzde dokuz civarında Güneydoğu ve Doğu'da da yüzde on civarında oy çıkmıştı. Yani sekiz, dokuz, on bandında bir oyumuz olduğuna inanıyoruz ve bunu da ifade ediyorduk. Bu Cumhur İttifakı'na katılmamızla daha da artacaktır diye düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü şöyle efendim Tayyip Bey'e e, destek oluyoruz. Millet İttifakı'nın hükümet kurmasını istemiyoruz. Tayyip Bey e oyumuzu vereceğiz ama partide milletvekili adayından dolayı, belediye başkanından dolayı, partinin teşkilatından, il başkanından dolayı AK Parti'ye oy vermek istemiyoruz. Böyle ciddi bir kitle var. Bunların da adresi olacağını yeniden Refah Partisi'ni düşünüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı çerçevesinin içinde olmasından dolayı Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına katılması hem ittifaka bir katkı hem de aynı zamanda Refah Partisi'ne de tabii böyle bir katkısı olacak diye inanıyoruz. Türkiye'nin sizce en, Türkiye en büyük sorunu ne Fatih Bey? Türkiye'nin en büyük sorunu tabii güncel en en önemli sorunu. İlk sorunlu. çözülmesi gereken sorun i̇lk ne? İlk çözülmesi gereken tabii hepsi de birbirinden önemli bir sıralama yapmak da çok kolay değil ama ekonomi çok önemli tabii. Yani asgari ücretin bugün açlık sınırının altında olması en düşük emekli maaşları her ne kadar arttırılsa bile halen daha yeterli seviyede olmaması, enflasyon, bunlar tabii ki son derece önemli. Kamu'nun borçlanması, özel sektörün borçlanması, hane halkının borçlanması çok ciddi seviyede. Onun için biz burada mutabakat metnimizde de özellikle ifade ettik. Dedik ki mesela çiftçinin, esnafın, üretim Hı. yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi, ana parasının faizsiz yapılandırılması. Evet, Dolayısıyla mutabakat metninde, evet, mutabakat metninde bu e, borçlarının, hane halkının, küçük esnafın, kobilerin, çiftçinin, köylünün en azından faizinin ortadan kaldırılması, ana parasının da uygun şekilde yapılandırılması, onlara gereken teşviklerin, sübvansiyonların yapılması... Memurun, işçinin, emeklinin, alım gücünün refah seviyesinin ciddi bir şekilde arttırılması. Yani Türkiye'de yaşayan bir insana, dünyanın hiçbir yerinde de öyle ama Türkiye'de de tabii ki öyle. Açlık sınırının altında bir maaşı reva görmek uygun bir durum Siz değil. Siz şu anki asgari ücreti yeterli buluyor musunuz? Bulmuyoruz tabii. Bizim yaptığımız hesaplamalarda 13-14 bin lira olması lazımdı diye ifade etmiştik o zaman. Yani büyümeden gerekli payı verirseniz, enflasyona karşı ezdirmeyeceğim derseniz, bir de Avrupa Birliği ülkelerindeki, asgari ücret artış trendini buraya yansıtırsanız 13-14 bin lira seviyesine gelmesi lazımdı ki açlık sınırı şu anda 9600 lira. Yani asgari ücretli açlık sınırının altında burada gene onlar da var zaten. Yani çalışanların, e, emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasını sağlanması, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi, engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması. Yani buraya özellikle bunu da koyduk çünkü bu gerçekten de önemli. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebileceği maaşları vermemiz lazım. Bekar bir çalışanın tek başına bir insanın aylık giderinin 12.500 liraya çıktığını görüyoruz. Yani sadece temel ihtiyaçlarını asrafın. karşılayacak Tabii sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Tek başına bu. Bekar. O da İstanbul'da yaşamıyorsa. 12.500 lira e ya ortalama. Yani Türkiye kirada ortalaması. oturuyorsa İstanbul'da şu anda İstanbul'da kira fiyatları. Tabii. 12.500 lira kirada oturamazsınız. Yani sadece kirayı verebilirsiniz. Hele bir yani 4 kişilik aileyseniz. Son dönemde öyle oldu. Bu tabii Türkiye ortalaması. İstanbul'da dediğiniz gibi daha da yüksek. Dolayısıyla milli görüşün 54. hükümette geçmişte yaptığı da buydu. 54. hükümette işçiye, memura, emekliye %100, %200, Bağkur emeklisine %320 maaş zammı verildi. Nasıl verildi? Denk bütçeyle, havuz sistemiyle faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Ve o kurtarılan, faizden kurtarılan para da dar gelirliğe verildi. Bizim imzaladığımız mutabakatta da bunu anlatıyoruz zaten. Denk bütçe yapılsın, israf önlensin, imtiyazlı holdinglere haksız kazanç aktarılmasın. Buradan elde edilecek imkanla milli kaynak paketleri harekete geçirilsin. Onun kitabını biz Refah Partisi olarak ortaya koyduk. Ve <laughs> buradan elde edilecek kaynakla da biraz önce söylediğim gibi dar gelirli milyonların alım gücü refah seviyesi artırılsın. Yeniden Refah Partisi'ni zaten 5 seneden beri anlattığı bu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere inanıyor musunuz? Yani Türkiye'de sizce enflasyon oranı... Işte, Türkiye... Doğru değil. Tabii. Yani, i̇şsizlik o mu? Değil. Tabi bir takım tıraşlamalar, bir takım e, maalesef manipülasyonlar oldu. Bununla ilgili bizim de eleştirilerimiz oldu. Tabi bu sıkıntılar düzeltildiği zaman, bu mutabakattaki maddeler hayata geçirildiği zaman TÜİK'in de böyle e, tıraşlama yapmasına, manipülasyon yapmasına gerek kalmayacak inşallah. Siz bu söylediklerinizle Cumhur İttifakı'nda size tahammül edilebileceğini düşünüyor musunuz? Yani diyorsunuz ki mesela ben TÜİK'in verilerine itibar etmiyorum. Bir takım şirketlere imti, haksız imtiyaz sağlandığını düşünüyorum. Ve bu imtiyazlar devam ederse ben burada olmam arkadaş diyorsunuz. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Diyorsunuz ki mesela TÜİK'in rakamlarına inanmıyorum diyorsunuz ve siz Cumhur İttifakı üyesisiniz. Ben de inanmıyorum. Tabii, ben değilim tabii, ama ben gazeteciyim. Şimdi bu sözleri söyleyerek Cumhur İttifakı'nın içerisinde ne kadar... Ama size... bunları bilerek bizi kabul ettiler. Kaldı ki bizim mesela Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde çıktı. Dedi ki Kanal İstanbul'a karşıyız asla yapılmaması siz? lazımdır dedi. Biz de aynı şekilde. Siz de mi karşınız? Tabii. Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır diye kitabımız var Yeniden Refah Partisi olarak. Yani bunlar olabilir. Biz burada ortak müştereklerde birleştik bu mutabakat metninde ve bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Ama Büyük Birlik Partisinin de bizim de yanlış gördüğümüz noktalarda bu eleştirileri yapması da son derece doğal. Ee, reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Sayın Genel Başkanla röportajı devam edeceğiz. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek. GABBA Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az Önce Konuştum'a devam ediyoruz. Konumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Sayın Genel Başkanı, e, sizlerin de soruları var, onları da sormaya çalışacağız. E, bir hayli fazla. E, çokça konuşulan, çokça sorulan size... E, çok da eleştirildiğiniz bir konu başladı. Bu 6.284 numaralı ailenin korunması ve kadın evet. yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun. Siz bu 6.284'e dair eleştirilerinizi, muhalefetinizi sürekli söylüyorsunuz ama mutabakat metninde 6.284 yok, 6.251 var. Yanlış mı gördüm ben? Yok, mutabakat metninin en son halinde şöyle genel bir ifadeyle onlar kastediliyor. Sosyal politikalar kısmında aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanması, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine öncelik verilmesi, milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ee, ve bu Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili de toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi. Spesifik olarak 6284 geçmiyor ama yanılmıyorum değil mi? 6284 diye kelime olarak rakam olarak geçmiyor evet. 6251'i gördün mü ben? Yok. E 6251 de sapkınlıklar dediğimizde o zaten. Sapkınlıkların önlenmesi diye burada yazan. Ne Onu biraz açar mısınız? Yani 6251 yani nasıl bir sapkınlık şey tetikliyor? Bu şeylerin örgütlenmesi, LGBT. dernek kurması, bunların bunlara mani olunması ile ilgili. 6.284'te ailenin bütünlüğünü bozan yasalar diye burada ifade ettiğimiz kısım. Siz LGBT derneklerinin kapatılmasını istiyorsunuz değil mi? Evet tabii örgütlenmeleri, propagandasının yapılması, normalleştirilmesi bu gibi şeylere karşıyız. Bunu zaten hep ifade ediyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz dönemde 22 tane LGBT derneği açıldı. Bunların tabii önlenmesi lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gerçi çok açık ifadeleri var bizim kitabımızda LGBT yazmaz diye. Ee, tam tersine de Millet İttifakı'nın efendim LGBT Türk aile yapısını bozar mı niye bozsun diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi var. Sayın İmamoğlu'nun efendim eşcinsel evliliklere karşı değilim ama toplum hazır değil. Yani zamanı geldiği zaman bunlar da olabilir şeklinde ifadeleri var. Tabii bütün bunlar da bizim Millet İttifakı'na ülkeyi temsil etmemek için böyle bir duruş sergilememizin sebeplerinden bir tanesi. Yani hem bizim mutabakat metnimizin kabul edilmesi hem de FETÖ'nün açıktan desteklediği, BSE Hozat'ın, Duran Kalkan'ın, PKK yöneticilerinin açıktan desteklediği, komünist, ateist, sosyalist birçok fraksiyonların içinde olduğu Millet İttifakı'na da Türkiye'yi teslim etmemek için de böyle bir pozisyon aldık. Bunu da açıklamalarımızda ifade etmiştik. Bizim mecliste gündeme getirmek istediğimiz konuların içinde bir de şeyler de var. Bu uzman çavuşların mağduriyetleri var kendilerinin kadroya geçirilmesi, hmm. 3269 32-69 sayılı kanunun revize edilmesi, taşeron işçilerin, aynı zamanda geçici işçilerin problemlerinin çözülmesi, kadroya Stajyerler geçirilmesi. Stajyerler yazıyorlar size baba. Stajyer, staj mağdurları, bunların mağduriyetlerinin giderilmesi, atanamayan öğretmenler, kamu mühendisleri bundan 20 sene önce neredeyse doktorlarla aynı maaşı alırken, Şimdi doktorların aldığı maaşın üçte biri dörtte biri kadar bir maaşta kalmışlar. Bunların bu mağduriyetinin giderilmesi, bizzat geldiler görüştük. Bütün bu kesimlerin mağduriyet korucular kendilerinin ücretlerinin düşüklüğünden ve birçok sıkıntılarından ifade ediyorlar, bahsediyorlar, bize raporlar verdiler. Onların mağduriyetlerine yönelik e, sahip çıkmak için de mecliste elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Şimdi e, bu 6.284'e geri dönersek, e, orada Türkiye'de kadın yönelik şiddet meselesinin geldiği noktanın farkındasınız herhalde değil mi? Elbette. Çünkü yani de şiddet değil, vahşeti konuşuyoruz biz artık. Tabii, vahşeti yani. konuşuyoruz. Korkunç şeyler oluyor. Şimdi tam da böyle bir ülkede, böyle bir cehennemin ortasında kadınları korumaya çalışan bir yasayı siyasi olarak yeniden siyasi pazarlık masasında tartışıyor olmak sizce kamuoyu nezdinde sizi nasıl bir algıya büründürüyor? Tabii, bunlar maksatlı algılar. Bir avuç solcu gazeteci 30 tane maddenin içinden özellikle cımbızla çeker gibi bunu çıkartmış ve bunun üzerine kadın düşü. Kadın düşmanı asıl sizsiniz. 28 Şubat sürecinde başörtülü kızları copladınız. Bundan daha büyük vahşet, bundan daha büyük kadın düşmanlığı mı olur? Hangi kadın düşmanlığından bahsediyorsun? 28 Şubat'ta başından başörtüsünü Kimse çektiniz. Kadın düşmanı diyor. Efendim? kim kadın düşmanı diyorsunuz? Tabii öyle söylendi sosyal medyada ondan sonra bir takım gazetecilerin aldığı sözlerde kadın düşmanı marjinal dinci bir şimdi parti. Bu yasayla ilgili eleştirileri yani, anlarım bu, ama bu kadın düşmanı dolayı. başka bir şey. Yani şimdi i̇şte bu yasayı tabii. Bu, de zaten bu, bu yasayı ya. konuşmanızı tartışmak size kadın düşmanı demek değil. Ha, spesifik tabii. olarak size kadın düşmanı diyen varsa onu bilemem. Ama ben de bunu eleştiriyorum. Şimdi bunu eleştirdim diye size kadın düşman dediğimi demiş, iddia etmiyorsunuz dolayı. değil mi? Zaten yok olmasın çünkü dedim ki ya bir kere eşyanın tabiatına aykırı 30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyor bir parti. Ve bu parti kadına düşman olacak, kadına şiddeti savunacak. Ya 30 milyon kadından oy almak istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki olmaz. Bizim buradaki karşı duruşumuz ideolojik olarak değil, tabi sosyolojik ve hukuki açıdan karşıyız. Bir defa e, boşanmaların artmasına yol açmış. 190 binden 246 bine çıkıyor. 62-84 devreye girdikten sonra yıllık boşanma. Efendim nüfus arttı, nüfus %8 artmış, boşanmalar %30 artmış. Şiddet vakaları artmış. 6284 devreye girdiği sene yılda 210 kadın cinayeti varken 2020'ye geldiğimizde 474 kadına çıkmış. Belki de bunun hiç alakası yok mu Fatih Bey? Nereden biliyorsunuz? Yani bir yasanın sizce Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarını yani Tabii. bu kadar etkileyeceğine inanıyor musunuz Tabii gerçekten? Ama o zaman fayda getirmediğini de açıkça görüyoruz. Nasıl bir ilaçsa ama bir kadına ilacı verdikten sonra bile kalmaya değmez mi sizce? Korumamış 210'dan 120'den 474'e çıkmış. Ama yani sizce Türkiye gibi bir ülkede kadın cinayetleri böyle sayılarla falan mı konuşulmalı? Yani bizde sokak ortasında yürüyen kadını samuray kılıcıyla doğruluyorlar Fatih Bey. Yani tabii. bunun 10 tane olması, 1 tane olması, sayılar, 100 tane tabii. olması ne anlamı var? Şöyle şu anlamı var. Yani siz bir yasa getirmişsiniz dışarıdan, batıdan ithal. Kadın cinayetini önleyeceğim diye, kadına şiddet önleyeceğim diye. Biz diyoruz ki bunu önlemediğiniz gibi, artmış çünkü önlemediği ortada. Ha başka bir şeyden artmış diyorsunuz ona ayrıca etkenlerine, Yok, faktörlerine bakmak lazım. Ben demiyorum. Bak, ben bak siz lazım. bundan He. dolayı azalmış dediğiniz için diyorum ki belki bununla hiç alakası yoktur. He, yani. Yoktur ama artmış en azından azaltamamış. Diğer taraftan ne yapmış? Boşanmaları arttırmış. Evlilik sayısında, evlilik oranlarında düşüş yapmış. 2 milyon baba evden uzaklaşmış, milyonlarca çocuk babasız bu kalmış. Bu 2 milyon rakamı nereden? Ya kaynağınız bu, ne bu? Tabi tabii bu tamamen e, şey resmi veriler bunlar. Hangi resmi? Veriler? Ben Türkiye'de yani Türkiye'de Türkiye, böyle bir veri yok. Yo, yani Türkiye'de olsa da hiç önemi yok da belki sizin kendi tabii, kaynağınız tabii. araştırmanız vardır. Tabii, var var. Bunu ben size biraz sonra şey yaparım gönderirler bana. E, Kaynağını söylerim. Ben sizi... 2 milyon babanın evden uzaklaşması demek çocuklarla hesap ettiğinizde 5 milyon 6 milyon insanın mağdur olması demektir. Buradaki sosyolojik gerekçelerimiz bunlar hukuki gerekçelerimizi de bir defa bu şiddete yönelik beyanın esas olması yerine delil olsun. Yani mesela Allah vermesin bir kadıncağız gitti gözü morarmış kolu kırılmış. Burada herhalde evden de uzaklaştırılır hapse dağıtılır baba böyle bir şey kabul edilemez. Ama bunu kötüye kullanan bazı kimseler oldu. Bunların önüne geçilmesi için mesela bir ses kaydı olsun, bir WhatsApp mesajı olsun, komşuların tanıklığı olsun, aile bireylerinin tanıklığı olsun. Allah korusun vücudunda herhangi bir iz olsun. Yani bir iddia mutlaka bir ispata dayansın. Çünkü hukukun en temel kaidesi müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir kaidesi. Bir bu, iki karşı çıktığımızda suçun belirliliği olması lazım. Yani tıpkı Türk Ceza Kanunu'nda bütün zikredilen suçlarda olduğu gibi suçun açık net unsurlarıyla beraber ortaya konması lazım. Burada o da yok. Neden? Çünkü psikolojik şiddet diyor, duygusal şiddet diyor, ekonomik şiddet diyor ben cep telefonu istedim. Eşim almadı. Al sana ekonomik şiddet. Ya saçını niye böyle kestirdin? Güzel olmamışsın dedi. Sana duygusal şiddet, psikolojik şiddet. Böyle buna böyle bunlar şey çok olmaz. şey değil mi? Yani hani kimse evet. hani böyle telefon almadı diye bir şiddet var. var. Türkiye'de var, bunu konuşmuyoruz. Tabii. Yapmayın dostuyla, yani. Dostuyla, dostuyla rahatça yaşamak için eşine iftira atıp, evden 6 ay uzaklaştırıp dostuyla evde yaşayanlar var. Nerede Bunları var? Bunları ne bu? yapacağız? Türkiye'de var. Bunların dernekleri var, mağdurları var. Bu 2 milyon kişinin temsilcileri geldi. Federasyonlarıyla beraber basın toplantıları yaptı. Ben siz bunu söyledikten sonra Tabii. şeye baktım. E, boşanma mağduru e, kocalar diye bir Facebook grubu var biliyorsunuzdur belki. Tabii. Orada 2 milyon kişi var diye gözüküyor. Fakat e, mesela gazeteci Evrim Kepenek buradaki hikayelerin karşı tarafları yani bu boşanma mağduru olan erkeklerin eşleriyle konuşmuş. E, bilmiyorum hiç baktınız mı? Kadınlar erkeklerden daha mağdur. Yani mağdur olduklarını iddia edilen erkeklerden daha fazla kadınlar mağdur o dosyalarda. Bir defa tabi burada rakamlar ortada. Ne cinayetleri azaltmış ne şiddete bir faydası olmuş. Tam tersine boşanmalar artmış, evlilik sayısı azalmış, babalar ve çocuklar mağdur olmuş. Hukuka aykırı dediğim gibi suçun belirliliği ilkesine aykırı. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir hukukun temel kanununa aykırı. Ve yine bunların fayda etmediğine ilişkin bir diğer veri 2014 yılındaki Temel Haklar İçin Avrupa Birliği Ajansı diye bir kuruluş 2014 yılındaki araştırması toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yoğun şekilde uygulandığı olan ülkelerde Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te kadına yönelik şiddet diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Uluslararası Af Örgütü 2019 yılındaki raporunda Avrupa'da tecavüzlerin en yaygın olarak İskandinav ülkelerinde gerçekleştiğini, Finlandiya'da her yıl 50 bin kadının tecavüze uğradığını söylüyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerin Türkiye'de olduğu gibi orada da bir fayda getirmediği ortada. Biz de diyoruz ki tabii ki kadını koruyalım ama kadını korurken aileyi de koruyalım, erkeği de koruyalım, çocukları da koruyalım. Kadın iddiasını en azından ispata yakın bir takım delillerle ispat etsin, ortaya koysun. Bir de bu şiddet suçunu açık net bir şekilde tanımlayalım. Yani ekonomik şiddet nedir? Unsurları nedir bu suçun? Sizce suçu? böyle bir şey yok mu? Yani ekonomik psikolojik şiddet, diye, şiddet, psikolojik şiddet diye bir şey yok mu? Ekonomik şiddet ne mesela sizce? Onu tanımlayalım, yazalım. Ya siz bunu benden daha iyi biliyorsunuzdur. Gerçekten bilmediğimi yani, yani, Tabii tabii. Yani ekonomik bilmiyorum. şiddet şu. Söyleyeyim ben size. Evlisiniz, karınızı çalıştırtmıyorsunuz. Yıllar sonra boşanmaya karar veriyorsunuz ve karınız yıllar boyunca sizin yüzünüzden çalışmamış ve boşandıktan sonra nafaka alması gerekiyor. Siz ona nafakaya da karşısınız bu arada. Siz i̇şte süresiz şöyle, nafaka da alınmasını. Tabii düşünün. süresiz nafakaya da karşısınız. Şimdi bu mesela şiddet değil mi? Bu ekonomik ediyoruz. şiddet değil mi? Değil bu kadına bir şiddet. Benim bir tane çok yakın tanıdığım var. Karısından ayrılmış. Ve bu ayrıldığı eşine nafaka ödemek durumunda. Bu arada da yeni birisiyle evlenmiş. E, bu yeni evlendiği hanımın bir çocuğu da olmuş. Bu çocuğuyla beraber yaşıyorlar ve diyor ki benim e, gelirlerim mahdut bir de diyor 20 sene, 30 sene, 3 sene evli kaldığım bir hanıma nafaka dediğim için yeni eşim mağdur oluyor. Yani süresiz nafakayla siz diğer hanımı da mağdur etmiş oluyorsunuz. Biz de burada diyoruz ki nafaka süreli olsun. Belli bir süreden sonra hala ihtiyacı olan boşanmış kadına devlet destek olsun. Hmm. İstihdam sağlasın, sosyal devlet buna destek olsun, onu ortada bıraksın. Bunu şu diyoruz? an ilk kez duyuyorum ben sizden. Tabii bizim zaten önerimizde parti programımızda da bu şekilde. Yani sosyal devleti genişletelim, güçlendirelim. Böylece erkek de mağdur olmasın, kadın da mağdur olmasın. Devlet burada devreye girsin. Ve biraz önce söylediğiniz ekonomik şiddet şimdi sizin söylediğiniz ben ilk defa duyuyorum mesela. Bunlar o zaman İkna suç İkna unsurları olarak. Bunu duydunuz da. Yani bunları hukukçular, psikologlar, sosyologlar, uzmanlar tartışsınlar, konuşsunlar ve kanun maddesini açık net bir şekilde yazsınlar. Muğlak olmasın. Yani suçun belirliliği ilkesi dediğimiz bu. Diğer mesela Türk Ceza Kanunu'ndaki suçlarda bunlar yazılmış, açıklanmış. Bir de inanın bana mesela siz bu nafaka konusunda da. diyorsunuz yani süre şey süresiz nafaka olmasın falan. Yani ya mesela, orada korkunç hikayeler var Fatih Bey. Yani öyle 300 lira, 200 lira falan nafaka alan kadınlar var. O paralarla yaşamak zorunda oluyorlar. Hem de ile, çocuğuyla. Devletin yani, devreye girmesi lazım. Evet. Yani inanın mesela, söylediğiniz gibi değil. Hani öyle süresiz nafaka falan öyle alan da yok. Ben hiç hayatımda görmedim. Süresiz nafaka alan. Şöyle, Varsa yok, bir iki tanedir yok, belki. Yok, çok var ve ondan dolayı evlenmekten de soğuyorlar, korkuyorlar. Yani mesela şöyle olsun. 5 sene evli kaldığı zaman 1 sene nafaka ödesin. 10 sene kaldığı zaman 2 sene ödesin. 15 sene evli kaldıysa 3 sene bu böyle bir şekilde ayarlanabilir. E belli bir o 3 senenin 2 senenin sonunda da bu hanımın hala ihtiyacı olacaksa da istihdam mekanizması veya devlet desteği mekanizmasıyla sosyal devlet bunlara sahip çıksın. Tekrardan erkek halen daha ölene kadar nafaka ödemek durumunda kalmasın. Böylece erkeği de kadını da korumuş olalım. Ama biraz önce söylediğim gibi israfa giden parayı kurtaralım, faize giden parayı kurtaralım imtiyazlı Holdinglere giden parayı kurtaralım. Çok paramız olur. Bu parayla da bu mağdurlara yardım edelim. Ee, bu şeyle ilgili tek itirazım bizim verirseniz eleştirim şu. Bu söylediniz yani ya, e, ifadeye beyana dayalı olmasın. Şahit olsun, belge olsun, bilgi olsun diye. Şimdi burada Türkiye'de öyle yaşanan öyle kadına vahşet vakaları var ki yani çocuğunun önünde katledilen kadınlar bunları siz de seyretmişsiniz. İşte de. zaten bunlara yani, Türk Ceza Kanunu'nda ceza var zaten. Evet canım. ama burada siz oralarda 184'e gerek yok ki cinayet için... Işlemişse zaten. için. Hayır hayır yani Biraz önce de söyledim gitmiş Allah korusun kolu kırılmış kadının gözü morarmış bilmem dişi kırılmış burada zaten daha bir ispatı gerek yok. Ama bu şekilde yok. korunamayan onlarca yüzlerce yani. kadın var. Sonunda öldürülen yüzlerce e kadın tamam, işte, var. Yani sizin söylediğiniz gibi 84 bunu önlemiyor ki. Bence zaten mesele de o. Yani Tabii. bu yasanın uygulanması ile ilgili de sorun var ki bu veriler sizin bu söylediğiniz verilerle alakalı noktada. Onunla ilgili bizim önerilerimizden bir tanesi şu. Mesela vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar. Hayata karşı işlenen suçlar, işkence ve eziyet gibi suçlarda indirim nedenlerinin uygulanmayacağına yönelik düzenleme yapılması hmm. bizim önerilerimizden bir tanesi. Bu suçlara rağmen indirim yapılıyor. Mesela psikolojik şiddet dediniz. Siz biraz önce. Tehdit bir psikolojik şiddet. Hakaret bir psikolojik Tabii, şiddet. Ama burada mesela komşunun çocuğun en azından veya WhatsApp mesajının ses kaydının bir şeysi olması lazım. Hmm. Bizim diğer bir şeyimiz de aile içi şiddetin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak işlenmesi. Nasıl? Önerilerimizden bir tanesi. aile içi şiddet diye müstakil bir suç tanımlanmamıştır Türk Ceza Kanunu'nda. Ve bu suçların maddi ve manevi unsurlarının ciddiyetle saplanması, saptanması, nitelikli hallerinin en ince ayrıntısına kadar düzenlenerek yasaya girmesi. Ayrıca aile içi şiddete yönelik cezaların caydırıcılığının sağlanabilmesi için alternatif müeyyideler olan adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının da engellenmesi için düzenleme yapılması. Şimdi kravat taktı diye Hanımına şiddet uygulayan adamın cezasını azaltıyor. Ya korkunç şeyler var. Ondan vardı. sonra para cezasını ileriye atıyor. E. Bunlar da olmasın diyoruz biz. Bir de cinayet suçuna idam cezası getirilmesi. Yani biz... Bu... Kadına, kadına cinayet yani bir kadını katleden bir adamın idam edilmesini istiyorsunuz. Tabii tabii. Kadını da kimi öldürürse öldürsün. Yani kasten bilerek planlayarak öldürmüş. Ya bu sadece Burada kadına saçıl... şiddete yönelik değil. Yok tabi çocuğu öldürürse de Allah ya, Biri olsun. bir insanın ölümüne tabii, kasten tabii sebep idam olursa idam edilmesi lazım. Tabii, Siz idamı geri istiyorsunuz yani. Tabi tabi idam getirilebilir. Yani sadece kadın değil Allah vermesin küçük yaşta çocuğu kaçırıyorlar. Ondan sonra e, tacizde bulunup öldürüyorlar. E, 8 sene 10 sene yatıp çıkıyor böyle şey olmaz ki bu indirimlerin ortadan kaldırılması, iyi hal indiriminin ortadan kaldırılması, para cezasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, bunları ortadan kaldıralım. Aile içi şiddeti Türk Ceza Kanunu'na müstakil bir suç olarak işleyelim. Ve aynı zamanda bu vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, işkence ve eziyet gibi suçlarda indirim nedenlerinin uygulanmamasını sağlayalım. Bu gibi çözüm önerilerimiz ve tedbirlerimiz var. Bu 1 milyon 973 bin baba Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün verisi. Onu, bir, bir evet. daha söyler misiniz? 1 milyon 973 bin erkeğin mağdur olması konusu Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün verisi. Ee, boşanmalardan mağdur oldukları tespit edilen? Yani bu boşanmalardan derken evden uzaklaştırılanlar. 6.284'ten dolayı evden uzaklaştırılanlar. Ama bunların hepsinin haksız yere uzaklaştığı, sizin söylediğiniz gibi mağdur haksız olduğu değil. söylenemez. Haksız hepsi haksız değil tabi. Allah korusun şiddet uygulayanlar da var. Ama yani kuruların yanında yaşlar yanmasın. Öyle olduğunu Orada inanıyor musunuz? ayrı tabi öyle olmasa bu kadar mağdur çıkar mı? Bu kadar biz bunu niye gündeme getirelim? İşte burada sizin eleştirildiğiniz şey anlıyor musunuz? Ama diyorlar ki insanlar yani kadına yönelik böyle bir vahşetin olduğu bir ülkede erkeği konuşuyor olmak. Yani biraz garip geliyor diyorsun. Önce kadınların bu meselesi, kadınların sokaklarda tabii. öldürülmediği bir ülke yaratalım. İşte sonra konuşuruz için, diyorlar. Tabii haklı olarak. Onun için cinayete idam cezası getirelim diyoruz. İyi hal indirimlerini ortadan kaldıralım diyoruz. Aile içi şiddeti Türk Ceza Kanunu'na müstakil bir suç olarak koyalım diyoruz. Yani kadını göz ardı etmiyoruz ki. Ama biz yaşların yanında, kuruların yanında yaşlar da yanmasın. Kadını koruyalım derken erkeği de mağdur etmeyelim, çocukları da mağdur etmeyelim. Yani tam gerekçeler oluşmadan bir insanı 6 ay evden uzaklaştırdığınız zaman o bu sefer haksız yere uzaklaştırılınca cinnet geçiriyor. Daha çok gelip Allah korusun karısına kötülük yapıp öldürmeye kalkıyor. Böyle hikayeler de çok. 6 ay evinden çocuğundan uzak kalan bir daha artık evine dönmek gelmiyor. Yani bu süre kısaltılabilir. Ve dediğim gibi bu diğer tedbirler konulabilir. Suç belli olsun açık bir şekilde suçun unsurlar yazılsın. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi mesela ekonomik şiddet buysa bu yazılsın. Bu belli olsun ve aynı zamanda da sadece beyan değil, delil ve en azından delile yakın bir takım şeyler, araçlar. İşte darp raporu gibi, ses kaydı gibi, mesaj gibi, komşunun şahitliği gibi, aile bireylerinin şahitliği gibi ki kötüye kullanılmasın. Yoksa kadına şiddeti dediğim gibi savunan bir siyasi partiyi Sizce zaten niye düşünemiyorum. Öyle, niye öyle algılanıyorsunuz? Öyle yaptılar. Bir avuç dediğim gibi sol gazete ve haber sitesi Marjinal, dinci, kadın düşmanı. Ya böyle bir parti zaten olur mu? Dediğim gibi ilk adayımız bizim. Yeniden Refah Partisi'nin siyasi hayattaki ilk adayı Afyon Güney Belediyesi'nde bir kadın adayı. Size şey diyorlar e, Filiz Hanım'da, İsfaya'dan unuttum. Twitter'dan biraz önce demiş ki ya yani neden e, kadın gazetecilerin e, programlarına çıkmıyor? Yok canım kaç kere çıktık. Tek, Tek başınıza. Kaybına. Ben de şimdi mesela Habertürk'te Serap çıktık. Hanım'la beraber. Tabii. Bizim hatta kanalda Pınar Hanım'la Hanım olduğu platformda Buket Aydın Teke... Hanım'la çıktık. Buket'le de var. E, 40 soru vardı, Jülide, Jülide Hanım'la. Tabii tabii canım, niye çıkmayalım? Öyle bir eğiliminiz, evet. öyle bir tavrınız yok yani. <laughs> öyle bir tavrımız yok, evet. Ee, mecliste nasıl bir yapı olacak? Siz kendi listelerinizden giriyorsunuz değil mi? Yani, tabii. Yani, biz, AK Parti listelerinden girmiyorsunuz. Hayır, girmiyoruz. Biz bütün seçim bölgelerinde kendi listemizle, kendi adaylarımızla müstakil bir şekilde giriyoruz. Ve e, burada tabii herhangi bir baraj endişesi olmadan da e, seçmen rahatlıkla Yenilen Refah Partisi'ne oy verebilecek. Bizim zaten baraj endişemiz yoktu ama yine de e, seçmenin de bu endişeden tamamen kurtulması bakımından bu son derece faydalı oldu. Ve dediğim gibi ciddi şekilde AK Parti'ye parti olarak tepki gösteren, e, dejenere olduğunu, temel kuruluş değerlerinden uzaklaştığını, bu nedenle oy vermek istemediğini belirten ama Tayyip Bey'i de ayrı bir yere koyan, Cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'e vereceğim ama partide kime vereceğim bilmiyorum. Size vermek istiyorum diyen çok sayıda seçmen var. Özellikle AK Parti tabanında çok sayıda seçmen var. Bunların tabii oylarına da talibiz. Bunların oylarının gelmesinin önündeki engellerden bir tanesi kendilerinin yaşadığı baraj endişesiydi. Bizim böyle bir endişemiz yoktu ama bu endişenin de şu anda ortadan kalkmasıyla çok daha rahat bir şekilde oy verebileceklerini ve böylece mecliste Zaten sloganımız da seçimde Milli Görüş Meclise. Milli Görüş Meclise taşıyarak orada hayra vesile olan, şerri de engelleyen, şerre fren olan bir e, politikanın izlenmesi. Daha önce çünkü biz meclis dışından bile mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili, EYT mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili çok etkili bir muhalefet yaptık. Bunu mecliste çok daha güçlü bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece bunlar değil biraz önce söylediğim atanamayan öğretmenler, kadro bekleyen geçici işçiler, taşeron işçiler, kamudaki mühendisler, uzman çavuşlar, korucular bunların hepsiyle ilgili de ciddi bir e, güç olarak onların derdine derman olmak, seslerini bütün Türkiye'ye duyurmak için mecliste inşallah görev yapacağız. E, Feyza Altun size diyor ki alt, e, şiddet uygulamayacaklarsa eğer 6284 sayılı kanunla ilgili e, sorunları ne diye sormuş sisteminden i̇şte beri onu anlattık zaten. Şiddet uygulayacak olsak e, cinayete e, idam cezası ister miyiz? E, boşanma istatistiklerinin belki de 6284'te hiçbir alakası yoktur. Evlilik kurumunun kendisiyle ilgili e, insanların sorunları, kaygıları olmuş olamaz mı? Tüm dünyada Türkiye'de de olduğu gibi diye soruyorlar. Elbette bir kere ekonomi çok büyük bir etken boşanmalarda. E, bunun daha kapsamlı, daha çok değişkenle tabi araştırılması lazım. Ama tabi cinayetlerin dört katına çıkıp yüzde 500, yüzde 300 artması en azından buna 6.284 sebep oluyor denmese bile 6.284'ün bu cinayetleri önlemediğini gösteren çok önemli bir veri. Ama katılıyorum bir kere hem şiddette hem boşanmalarda alkolün etkisi var, uyuşturucu kullanımının etkisi var, ekonomik sıkıntıların çok büyük etkisi var. Bunlar zaten topluca çözülmesi lazım. Yani sadece yasayla düzenlemeyle de olmuyor. Yani e, öyle bir ruh haline, öyle bir cinnet haline geliyor ki insanlar. Siz belki idamı getirseniz bile gene şiddet yapabiliyor. Onu, o ruh haline gelmesini engelleyecek adımların atılması. En başta da aslında ekonominin ıslah edilmesi tabii. Ee, seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali ne sizce? Yani tabii şu anda Sayın Muharrem İnce de e, kendisi devam edecek gibi gözüküyor. Bu tabii aslında Millet İttifakı açısından bir kayıp. Sizce Muharrem Bey nasıl bir Yani ben de tabii anketlerden takip ettiğim kadarıyla görüyorum. Yüzde 4, 5, 6, 7, 8. İkinci tura 8, bırakır mı diyorlar. Muharrem Bey'in e, ittifaka katılmaması? İttifaka katılmaması bırakabilir veya ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına da yol açabilir tabii. O yönde zaten Millet İttifakı tarafından da kendisine ciddi tepkiler var. Yani tam bu kadar motive olduk, birleştik. Ee, yenecektik Tayyip Bey'i Muharrem İnce çıktı diye ee, Biz de tabii e, bir miktar katılıyoruz Yani oradan çünkü büyük ölçüde oy alacak Ve Millet İttifakı için bir dezavantaj olacak Siz e, ittifaka katılmamasını sizin açınızdan daha avantajlı buluyorsunuz Cumhur İttifakı açısından Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum evet evet Çünkü daha ziyade oradan bir oy potansiyeline sahip Oradan oy alacak ve oranın aslında dezavantajına... Muharrem Medaksin iddia ediyor. Ben daha çok AK Partiden. Öyle anladım. diyor, evet. Ama yani çok zannetmiyorum tabii. O kadar bir oy geçişkenliği olacağını AK Parti'den o tarafa. Ee, size çokça soru var. Bunların arasından seçip seçip sormam gerekiyor. Çünkü programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin notlarınız arasında e, seçmeni anlatmak istediğiniz, sizi seyretmenlere anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben sorayım mı? Mustafa Kamalak sizin hakkınızda konuşan Fatih Bey ama konuşturanlar başkaları demiş. Kim onlar? Bilemiyorum tabii kendisine sormak lazım. E, yani. Yanılıyorsam yine Sayın Kamalak söyledi. E, partide Fatih Bey'in çok etkisi yoktur. Esas etkili olan Mehmet Bey dedi. Mehmet Altınöz galiba. Mehmet Altınöz gibi evet. Yani hiç öyle bir şey olması mümkün değil. E, hatta bu kararımızda aslında Mehmet Bey'in kendi düşüncesi de çok olumlu değildi mesela. Ama böyle bir karar alındıktan sonra kendisi de buna tabi oldu. Bu kararın arkasında durdu. Böyle bir şey tabii söz konusu olmaz. Biz bu kadar etkili olsa tam 10 gün istişare yaptık. Yani yetkili kurullarımızla, il başkanlarımızla, il sorumlularımızla, hanım kollarıyla, gençlik kollarıyla, MKYK'mızla. Yani Binali Bey ziyarete geldikten sonra biliyorsunuz ta 10-12 gün sonra ancak karar açıklayabildik. Bu kadar etkili olsalar zaten bu kadar saatlerce, günlerce istişare yapmamıza gerek olmazdı. Eee... Rahmetli babanızın bu şeyde 5. ESAM konferansı var, Bostancı Gösteri merkezindeki bir konuşması var. Tabii. Bayağı sert bir şekilde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Abdullah Gül'ü, AK Parti kadrolarını eleştiriyor. Ve e, Allah rahmet etsin ömrünün yani büyük bir bölümünde de, son bölümünde de bu AK Parti kurduktan Tabii. sonra ciddi eleştirilerde bulundu. Amin. E, hatta bir yerde bunların gittikleri yoldan gidilmez dediği bir cümle de var. Son röportajlarında aslında böyle daha böyle hoşgörüyle yaklaştığına dair mesajlar da veriyor siz başına da söylediniz Tabii. ama bütün bunlara baktığınız zaman böyle sizin bu ittifakın içinde olmanızla ilgili e, parti teşkilatlarındaki rahatsızlığın babanızın bu söylemlerinden geldiğine dair bir düşünceniz var mı? Yani e, tabi rahatsızlık duyanların e, üzerinde bunların etkisi oldu Bizim de tabi e, bunu bu kadar istişare edip bu kadar düşünmemiz üzerinde etkisi oldu Ancak tabi burada mesela dış politikayla ilgili özellikle o eleştirileri vardı Biz burada mutabakatımıza ne yazmışız D8 işbirliği teşkilatına işlerlik kazandırılması kuruluş amaçlarına uygun çalıştırılması, diğer İslam ülkelerinin katılmasıyla D8'in genişletilmesi ki bu D60 Erbakan Hoca'nın asıl hedefi olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmaların yapılması, Kudüs'le ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilmesi. Bizim milli görüş olarak dış politikada üç tane temel unsurumuz var. Bir tanesi İslam Birliği'nin D60'ın hayata geçirilmesi. Diğeri Kıbrıs'taki kazanılmış haklarımızın korunması ve daha da genişletilmesi. Diğeri Kudüs davası. E bunların hepsini mutabakata koymuşuz. Bu mutabakatlar dediğim gibi olsaydı Erbakan hocamız da bizim yaptığımızı yapardı. Bunlar olmadığı için, bunlar konusunda yanlış yapıldığı için, D8'e gereken önem verilmediği için, D60'la ilgili gerekli adım atılmadığı için o tarihlerde iktidar Kıbrıs'ta anlam planını destekliyordu. Ve e, tek bir devlet olsun, Rumların e, hakimiyetinde orada bir azınlık olarak Türk vatandaşları yaşasın noktasına gidecek bir tezi destekliyordu. E Şimdi burada bunların tam tersini söylüyoruz. Son geldiği noktada da iktidar, hayır iki bağımsız devlet olsun, tek devlet olmaz, anlam planı gibi planlara karşıyız, bu iş bitmiştir diye ifade ediyor. Ve buraya da bunu ayrıca yazmışız. D8'i ve D60'ı yazmışız. Kudüs'le ilgili kırmızı çizgilerimizi yazmışız. Dolayısıyla e, bu noktada artık bunların olmasını sağlamak için gayret etmek, mücadele etmek düşüyor bize. Ee, Babanız hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'na katılmanızı destekler miydi sizce? Tabii bu mutabakat maddelerinde uzlaşıldığını görürse desteklerdi. Çünkü e, böylelikle bizim de yeniden Refah Partisi olarak mecliste güçlü bir şekilde temsil edilme imkanımız doğuyor. Bu da son derece önemli bir kazanım. Bunların orada gündeme getirilmesi ve aynı zamanda hayrın desteklenmesi, şerre fren olması imkanı doyuyor. Ve tabii ki bir yandan da bu maddelerin hayata geçirilmesinin takipçisi olma imkanımız doğuyor. Bu maddelerde de dediğim gibi söz verilmiş, mutabakat yapılmış ve bunların gerçekleşmesi için destek olurdu. Elinden geleni Erbakan hocamız yapardı. Onun bütün bu eleştirileri dediğim gibi yıllarca buradaki bu eksiklerin, bu yanlışların uygulanması. Şimdi hep birlikte oturmuşuz demişiz ki hayır bu eksikleri ortadan kaldıracağız ve Burada milli görüşün temel prensiplerine uygun bir yol izleyeceğiz demişiz. Burada tabii ki Erbakan hocamız da destek olurdu. Sizin partililer bana size sorduğum Adnan Hoca sorularıyla ilgili kızmışlar. Hmm. Genel başkanımızı da kızdırdınız demiş, demişler. Evet, Siz öyle ama ediyor. ben aksine benim saptırmak gibi derdim yok. Ben kamuoyundaki soruları kendi bildiklerimi Sayın Genel Başkan aktarıyorum. Ve benim burada hiçbir konuğumla ben burada soru sorarım sevgili seyirciler. Hiçbir konukla tartışmam. E, bu bir tartışma programı değil. Burada konuklarımız kendi görüşlerini söylüyorlar. Ben kamuoyunun sorularını sormakla mükellefim. Kendi bildiklerimi o sorular çerçevesinde soruyorum. Adnan Hoca dosyasıyla ilgili de kendi bildiklerimi söyledim. Sayın Başkan saptırdım mı söylemiş ama o bir saptırma değil o benim sorum ve kamuoyunun görüşleri kendisi de görüşlerini aktardılar. Kızdıysanız da söyleyin ayrıca o başka bir şey tabii. Yok yani Bence kızabilirsiniz programın de yani. Tabii tabii programın ağırlığı oraya kaymasın diye ifade ettim ben de. Çünkü çok daha önemli başka konular var. Bu açıdan söyledim. Ee, siz o konuyla ilgili soruları tam onun anlamıyla cevap verdiğinizi düşünüyor musunuz? Yani e, kamuoyunu tatmin edecek cevapları verdiğinize inanıyor musunuz? Elbette hukuken bir dosya görülmüşse ve bir ceza verilmişse buna saygı duyarız. Oradaki işlenen suçlar, ifade ettiğiniz suçları tasvip etmemiz, bunlar uygundur dememiz gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Ama bizim söylediğimiz zaten bu. Belli bir süre sonra televizyondaki görüntülerden de görüldüğü gibi, açıklamalarından ve yaşam tarzlarından da göründüğü gibi o 90'lı yıllardaki kitaplarda yazılanlarla tezat bir noktaya maalesef geldiler. O geldikleri noktayı tasvip etmemiz mümkün değil. Ama bu 90'lı yıllarda yazdıkları ve içinde çok değerli bilgiler olan yüzlerce kitabı da okumayalım, çöpe atalım veya orada yazılanlar yanlış olduğu anlamına da gelmez. Nasıl bir 15 Mayıs hayaliniz var? Tekrar soracağım size. Sabah 15 Mayıs sabahı uyandığınızda nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istiyorsunuz? 15 Mayıs'ta tabii Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmasını ve burada milli görüş prensipleri çerçevesinde ortaya konulmuş olan mutabakattaki maddelerin bir an evvel güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmaya başlanmasını ümit ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi üzülerek söylüyorum. PKK yöneticilerinin açıktan destek olduğu, FETÖ'nün önde gelen isimlerinin açıktan destek olduğu bir ittifakın kazanması yerine Cumhur İttifakı'nın kazanması gerektiğine inanıyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın kazanmasının önemli bir, çok önemli bir faydası da milletimizin faydasına olan kurtuluşuna vesile olacak olan ekonomi dış politika ve sosyal politikalar alanındaki bu maddelerin uygulanma imkanının olması. İnşallah kazanırız ve bunları da uygulayarak milletimizin derdine derman oluruz. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Hayır. olsun. Tabii bitirirken size bırakalım sizin de sözü. Evet Ramazan'la tebrik ediyorum. Allah bayramada sağlık huzur içinde inşallah ulaştırsın. Amin. Yine bir kez daha depremzedelere geçmiş olsun deyip onları şifalar sormadık diliyoruz. Onlar da sormadı size. Ben size hem ya. deprem e, depremi sormak istiyordum. Aşı ile ilgili görüşlerinizle ilgili size çok soru sormak istiyorum ama Evet e, onları da artık bir başka programda herhalde. Onlarda bir başka programda sizi konuk evet. ederiz, konuşuruz. Depremde vefat edenlere de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz Allah ]iz. bir daha böyle felaketler göstermesin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Az önce konuştuğum bitti. Önümüzdeki hafta salı günü yine buradayız. Hoşçakalın. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum sona erdi.